Sayın üniversitemizin saygıdeğer rektörü, çok değerli akademik ve idari personelimiz ve sevgili katılımcılarımız. Üniversitemiz tarafından bugün 16.sı ile karşınızda olduğumuz Türk Dünyası'nın Öncü Bilim İnsanları Konferanslar dizisi programımıza hepiniz hoş geldiniz. Osmanlı alimi Taşköprülüzade Ahmet Efendi konulu bu ayki Türk Dünyası'nın Öncü Bilim İnsanları Konferansımızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk Felsefesi Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Profesör Doktor Mustakim Arıcı hocamızı konuk ediyoruz. Sayın hocamıza geçmeden önce açılış konuşmalarını yapmak üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sayın Musa Yıldız hocamızı arz ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Profesör Doktor Mustakim Arıcı hocam, Güzide Üniversitemizin kıymetli akademi ve idari personeli, değerli katılımcılarımız, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı, Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türk Dünyası Öncü Bilim İnsanları Konferanslar dizisi, o dizisinin 16.sına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle 6 Şubat'ta gerçekleşen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kıymetli Hazirun, bu ayki Türk Dünyası'nın Öncü Bilim İnsanları Konferansımızda Osmanlı'nın alimi Taşköprülüzade Ahmet Efendi konusunda olacaktır. Tarihe ve dünyaya damgasını vuran, tarih boyunca bilim ve teknolojiye katkısı olan Türk Dünyası'nın parlayan güneşlerini ve bize bıraktıkları kıymetli hazinelerini tanımaya, tanıtmaya ve anlatmaya Güzide Üniversitemiz olarak devam ediyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. Çok kıymetli Hazirun, bugünkü eğitimimizi verecek olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk Felsefesi Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustakim Arıcı hocamıza katkılarından dolayı şükranlarımı arz ederken programın gerçekleşmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Saygılarımla. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Sayın Musa Yıldız hocamıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Mustakim hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Buyurun hocam, sözü şimdi size bırakıyorum. Evet. Ben de teşekkür ediyorum Sayın Rektörüm. Saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Değerli hocalarım, muhterem dinleyiciler, katılımcılara da selamlarımı, saygılarımı sunmak istiyorum. Ramazan-ı Şerif içerisindeyiz. Ramazan'ın kalan günlerinin sağlıkla, sıhhatle tamamlamayı niyaz ediyorum öncelikle. Akabinden de inşallah ülkemiz, İslam alemi ve Türk dünyasının sağlık, sıhhat, huzur, afiyet içerisinde bayramı kavuşmayı ve bayramı da geçirmeyi niyaz ediyorum. Yani böyle güzel bir programa, Güzide bir program halkasının, serisinin bir halkasına beni davet ettiğiniz için de ayrıca Sayın Rektörümüze, Musa Yıldız Hocamıza ve sizlere teşekkür ediyorum. Serinin 16.sı, bu da Taşköprülüzade Ahmet Efendi, 16. yüzyılın bir Osmanlı alemi, böyle bir tevafuk oldu. Önceki halkalarda yine 16. yüzyıldan başka isimler ve daha önceki yüzyıllardan başka Osmanlı ve Osmanlı öncesinden düşünce tarihimize, bilim tarihimize büyük katkılar yapmış isimler hakkında sunumlar yapıldı. Ben de Taşköprülüzade Ahmet Efendi hakkında inşallah aslında ailesi biraz daha böyle halkayı da genişleterek dedelerinden başlayarak aile hakkında ve özellikle tabii kendisi hakkında eserleri, düşünceleri hakkında bir sunum yapmak istiyorum. Ben yaklaşık olarak bir 10 yıldan beri Taşköprülüzade Ahmet Efendi çalışıyorum. Muhtelif eserlerini neşretme imkanı oldu. En sonunda muhterem hocam, değerli hocamız İhsan Fazlıoğlu hocanın bir projesinde yer aldık 2016'da. O projede yine bazı eserler çıktı. Benim de bir
Taşköprü Özelde'nin biri. Seninle eşletme imkanım oldu ve nihayetinde bu proje Taşköprü Özelde'nin biyografisinin yazılmasıyla büyük ölçüde tamamlandı. Yaklaşık 20'ye yakın eseri bu projeyle neşredildi. Ben de 3-4 eserini Arapça neşri, Türkçe çevirisiyle bu projeye katkı sunma bahtiyarlığına eriştim ve kendim için de çok yetiştirici bir süreç oldu. Türk düşünce tarihinin tabii her yüzyılda çok kıymetli isimler var. Bunların her birisi için ayrı ayrı programlar, projeler yapmak gerekiyor. Yani belli insanların adeta ömürlerini vahşetmeleri gerekiyor. Yani Ali Kuşçu ayrı bir derya, Kemal Paşazade ayrı bir derya. Bu insanların tek başına çalışmakla da bitiremiyoruz. Yani bu insanlar nasıl bu kadar eserleri farklı farklı alanlarda yazmışlar, incelemişler. Bir anlamda da hayrete düşürüyor bu durum insanı. Biz böyle gruplar halinde yıllarca süren projelerle onların eserlerini, düşüncelerini anlamaya çalışıyoruz. Merhum Mehmet Genç Hoca'nın söylediği üzere yani bunlar semalarındaki yıldızlar. 16. yüzyılda da böyle önemli yıldızlar var. Onlardan bir tanesi ilim alanında Taşköprüzade. İnşallah ben burada ailesinden başlamak üzere biraz biyografi, biraz düşünceleri üzerine konuşmak istiyorum. Birkaç tane slaytım var, farklı slaytım var. Böyle aradan geçişler olacak ama öncelikle bir tanesinden başlayayım. Aslında slayttan önce aile hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi Taşköprüzade Ahmet Efendi 1561 yılında vefat ediyor. 80'e yakın tespit ettiğimiz eseri var, 76 tane. Bunların arasında en çok bilinenlerden biri Osmanlı alimlerinin Osman Gazi döneminden Kanuni Sultan Süleyman Han dönemine kadar 10 padişah döneminde yazmış olduğu alimler biyografisi var. 10 bölüme ayırıyor eseri. Bu 10 bölümde çok sayıda Osmanlı alimin hayat hikayesini anlatıyor. Tabii ki babası, amcası, dedesi de bu silsile içerisinde. Yani onlar da alim. Dolayısıyla dedelerine de yer veriyor ve bu eserden hareketle özellikle kendisinden önce kendisine kadar ki süreci şöyle bir şeyini çıkartmaya çalıştık, şeceresini ve onun anlatımıyla dedeleri 13. yüzyıldan itibaren İran, Orta Asya'dan geldiklerini söylüyor. İran üzerinden Anadolu'ya geliyor. Dedeleri hakkında en ayrıntılı bilgi verdiği isim babasının babası olan Hayrettin Halil Efendi. Hayrettin Halil Efendi Kastamonu ve Kastamonu'nun bugünkü ilçeleri diyebileceğimiz merkez, Taşköprü ve ailenin adı da birazdan konuşacağım üzere buradan geliyor. Ayrıca hayatın son kısmında Küre'de geçiriyor. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde. Onun bölümünde ve babasının bölümünde, amcasının bölümünde bayağı ayrıntılı bilgiler buluyoruz burada. Özellikle dedesinden bahsettiği bölümde daha geriye kadar gidiyor ve yani 13. yüzyılda kadar ailenin böylelikle İran üzerinden Anadolu'ya gelişi ve ondan sonra da Kastamonu'dan kendi hayat hikayesine kadar dönemlerini görebiliyoruz. Dolayısıyla köklü bir aile ve bilhassa dedesi Hayrettin Halil'den önce de alimler var ailede ama onları çok böyle ileri seviyede olduklarını söylemiyor. Asıl Hayrettin Halil Efendi dönemin önemli bir alimi diyor ve nitekim Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İstanbul'un fethi sonrasında kurulan İstanbul'daki medreselere davet edilmiştir Hayrettin Halil Efendi. Fakat o çeşitli sebeplerle bu daveti geri çeviriyor ve hayatın son yıllarını işte bu Küre'de geçiriyor ve Küre'de vefat ediyor. Bugün de kabri Küre'de bulunmakta. Daha sonraki isimleri ise Hayreddin Efendi'den sonra işte Taşköprüzade'nin babası, amcası, sonra kendisi, eşleri, çocukları yani bir müşterek biyografi yazılırken dikkate alınması gereken en yakın isimleri bilhassa aile silsilesini böylelikle torunlarına da dikkate alarak 16. yüzyılın sonlarına kadar getirdik. 16. yüzyıl yani 1600'lerden sonrası 17. yüzyıldan sonrasında yine Şekayk adlı eser Eşşekayk'ın Numaniye az önce bahsettiğim ulema biyografileri eserine yazılan zeyiller var. Yani Taşköprüzade hayattayken başlıyor onlara ekler yapılması ve bu 19. yüzyıla kadar devam ediyor bu zeyiller ve buradan hareketle
bu eserlerden onun torunlarından sonraki kuşakları da takip etmek mümkün. Ama biz burada bu şeyde 16. yüzyılın sonuna kadar ki torunlarıyla bıraktık yaptığımız bir çalışmada. Şimdi dediğim gibi Taşköprülüzade hakkında çok sayıda yani çalışma yapma imkanı oldu. Onlardan da biraz söz edip yine dededen başlamak üzere diğer isimlere ve nihayetinde Taşköprülüzade'ye gelmek istiyorum. Ben bunu tam slide yapayım değil mi? Daha sağlıklı olur herhalde. Tam ekran yapın efendim. Evet, tam ekran yapın. Oldu. Gitti. Pardon, yanlış şey bastım. Tamam. Evet, Taşköprülüzade Ahmet Efendi 16. yüzyıl Osmanlı alimi ama ailenin dediğim gibi Anadolu ile bağları daha eskiye gidiyor. Kastamonu, Bursa, İstanbul, Edirne, Amasya, Ankara bu şehirler dede, baba ve Ahmet Efendi'nin bugünkü Anadolu ve Trakya coğrafyası içerisinde bulunduğu yerler. Ayrıca Dimetoka ve Üsküp aile için önemli başka şehirler. Tabii ki Halep, ilk Halep kadısı olarak babası atanıyor Yavuz Sultan Selim Han tarafından. Dolayısıyla ailenin Anadolu ve bugünkü Anadolu dışarısındaki dönemin Osmanlı coğrafyasıyla farklı vilayetlerle, eyaletlerle bağı var. Ben Taşköprülüzade Ahmet Efendi'nin ilk ahlak eserlerini çalışmakla, ahlak ve siyaset eserlerini çalışmakla başladım Ahmet Efendi'nin düşünce dünyasına eğilmeye. Böyle bir dizi eser yazmak nasip oldu. Doçentlik çalışmam ve en sonunda da değerli meslektaşım Mehmet Arıkan Hoca'yla biyografisini yazmak imkanı oldu. Şimdi buradan tekrar aileye geçecek olursak Halil Efendi dede, Halil Efendi'nin bugünkü Küre'de bulunan kabri yakın bir zaman önce yaklaşık 10 yıl içerisinde buranın yerel yönetimi tarafından bir kabir yapılıyor, bir türbe yapılıyor ve böyle de şu an muhafaza edilmekte. Dediğim gibi Halil Efendi alim, çok sayıda öğrenci yetiştirmiş, Kastamonu'da, Taşköprü'de bulunmuş. Hayatın son yıllarında Küre'de hem ilim hem de halka vaazlar vermek suretiyle çok sevilen, saygı gören, takdir gören bir figür. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İstanbul'a davet ediliyor ama o burada kalıyor. İstanbul'daki göreve gelmiyor. Daha sonrasında oğlu Bursa ve İstanbul Fatih döneminden sonra 2. Bayezid döneminde buralarda medreselerde görev yapacak. Halil Efendi'nin bir tarafta bir Kastamonu ama bir tarafta ailenin ayağı Bursa'da. Bursa'da tahmin ediyoruz ki yaz aylarında Bursa'ya gidiyorlar. Bir yazlık olarak kullanıyorlar. Özellikle Uludağ civarında bazı eserlerinde işte bugün o zaman Uludağ'ın başka bir adı var. Cebeli Keşiş denilen o dağda bazı eserlerin istinsahını yaptığı böyle imzalarını görüyoruz. Ve dolayısıyla ailenin Bursa'yla da bağının dedenin zamanında başladığını görüyoruz. Daha sonra birazdan da göreceğimiz üzere Ahmet Efendi Bursa'da dünyaya gelecek. Dedenin muhtelif günümüze ulaşan eserler var. Sahip olduğu başkalarının eserleri var. Onlara yazmış olduğu vakfiye notları var. Mühürleri var. Bunları da böyle ara ara görsel olarak paylaşmak iyi olur. Mesela bu vakfiye metni çok önemli bir metin. Bu eserler benim vakıf şeyimdir. Temellikimde de bunları vakfediyorum. Soyumdan gelecekler bunlardan faydalansın, sonra başkaları da faydalansın diye böyle bir kısa bir eser üzerinde vakfiye metni görüyoruz. Evet, bu mühürler şu açıdan önemli, böyle biraz dağınık gidiyor ama birazdan Ahmet Efendi'ye geleceğim, daha böyle bir biyografik bir anlatı olacak. Ailenin dededen başlamak üzere, yani Taşköprülüzade Ahmet Efendi'nin dedesi Halil Efendi, sonra babası
kendisi, amcası, sonra Ahmet Efendi'nin oğulları, oğlu ve torunu, dolayısıyla 5, 6 hatta 7 kuşak, 2 kuşak daha var. Bu kuşaklar ailenin önceki kuşaklarından, sonrakiler, öncekilerden gelen hem kendi eserlerini hem de kütüphanelerinde sahip oldukları eserleri muhafaza ediyorlar. Bunlarla ilgili çok sayıda not var. Böyle sandıklar, ahşap sandıklar içerisinde. Sonra bunlar Fatih Camii'ne aktarılıyor. Daha sonra da 18. yüzyılda Bayezid'de Veliüddin Efendi Kütüphanesi kurulduğu zaman ailenin mülkiyetinde bulunan kitaplar buraya aktarılıyor ve çok sayıda bu koleksiyonun içerisinde eser var ve bu koleksiyonda ailenin farklı kuşaklarının eserleri aldıkları mühürler, damgaladıkları mühürler var. Bu mühürler hem ailenin toplamda ne kadar esere sahip olduğunu hem de ailenin kuşakları yaptığı okumalar, biyografik notlar, muazzam bir burada veri var. Ve biz de bu son çalışmayı yaparken özellikle bu Veliüddin Efendi koleksiyonundaki 400'e yakın nüshanın incelenmesiyle buradaki kaynakların incelenmesiyle çalışmamızı oluşturduk. Tabii ki başka kaynaklar, arşiv belgeleri vesaire kullanmak imkanı oldu ama böylelikle Taşköprüzade Ahmet Efendi'nin hem kendisi hem aile, diğer kuşaklar hakkında çok ayrıntılı bilgilere sahip olma imkanı oldu. Şimdi burada dikkat çeken bir husus bu kadar, yani mesela daha çağdaş diyebileceğimiz isimlerin işte edebiyat ve farklı alanlarda kişilerin yazdıkları günlükler olur ve buradan böyle ayrıntılı şeyler okuma imkanı olur. 16. yüzyılda bir alimin eserlerinin kenarlarına çok sayıda notlar alması, dönemle ilgili, işte hayatıyla ilgili, çocuklarıyla ilgili, mesela çocukların doğduğu tarihleri not etmiş. Ve bunların içerisinde bir de babasını ve kendisinin, özellikle babanın yazdığı mektuplar var. Dostlarına, dönemin sultanlarına, önemli isimlere yazdığı mektuplar var. Bütün bunlar bu koleksiyonda adeta çalışılmayı bekliyordu ve bu vesileyle bunların ancak bir kısmını biz gün yüzüne çıkartma imkanı oldu. Değerli meslektaşım Mehmet Hoca ile birlikte. İşte bunlardan böyle bir takım seçkiler diyebiliriz yani buradaki sunum içerisinde. Bu torunu, Ahmet Efendi, torunu İbrahim Efendi niye bu kitapları aldı? Notlardan, mühürlerden bir tanesiydi. Evet. Şimdi hızlıca ben Ahmet Efendi'nin hayat hikayesinden de biraz bahsetmek istiyorum. 1495 yılında Bursa'da dünyaya geliyor. Bursa'da hayatın ilk yıllarını geçiriyor. Az önce de söylediğim gibi ailenin Bursa, yani Kastamonu'yla bir çok temelli bir bağı var. Aileye adı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi veriyor. Aslında onu anlatarak başlamak daha doğru olur. Neden Taşköprüzadeler denmiş? Şimdi Halil Efendi, yani Taşköprüzade Ahmet Efendi'nin dedesi Taşköprü'deki bir medresede hocalık yapıyor, müderris. Ve onun oğluna, yani Taşköprüzade'nin babasına da Taşköprüzade Medresesi'nin hocasının oğlu diye böyle bir lakapla şöhret buluyor. Yani Taşköprüzade Medresesi'nin hocasının oğlu, Arapça bir şeyle geçiyor bu. Osmanlıca olarak da kullanıyor. Daha sonra bu kullanım ailenin adına dönüşüyor. Taşköprülü oluyor. Yani Taşköprüzade Medresesi hocasının oğlundan Taşköprüzade oluyor ve böylelikle babadan itibaren aile Taşköprüzadeler diye biliniyor. Taşköprüzade şeklinde de kullanılmış. Hatta Taşköprüzade şeklinde, yani 3 tane farklı kullanım olduğunu görüyoruz kaynaklarımızda. Böylelikle ailenin adı da Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden geliyor. Dedenin burada müderris olması hasebiyle. Fakat dede, dediğim gibi, Kastamonu'da kalıyor ama yılın belli dönemlerinde Bursa'ya da gitmesi demek ki Bursa'yla bir bağ var. Daha sonra oğlu, yani Taşköprüzade'nin babası Bursa'da ikamet ediyor ve Ahmet Efendi de burada dünyaya geliyor ve ilk eğitimini de burada aldığını görüyoruz. Bu sırada Taşköprüzade Ahmet Efendi'nin babası 2. Bayezid yılları, bu dönemde atama için, yani medrese hocalığı için, atama için sıraya giriyor ve sırası geliyor ve Ankara'ya atanıyor babası.
Bu sırada Ankara'ya yalnız gidiyor. Aileyi, eşini ve çocuklarını Bursa'da bırakıyor. Ahmet Efendi'nin bir de abisi var. Kendisinden birkaç yaş büyük. Bu sırada ailenin başka fertleri, amca var orada ve babanın başka dostları var, aile dostları. Aileyi onlara emanet edip kendisi Ankara'ya gidiyor ve bu ilk yıllarda eğitimini burada amcasından aldığını görüyoruz. Daha sonra babanın Ankara'da bir süre görev yaptıktan sonra buradaki görevinden azledip Bursa'ya geliyor ve babası Bursa'ya geldiğinde oğlunu ikinci oğlun hocalığına devam ediyor. Çok sayıda hocası var Ahmet Efendi'nin. Bu hocalar arasında özellikle baba, amca ve dayı hepsi alim. Yani bir ulema çevresi, ailenin anne tarafı da baba tarafı da alimler. Bir taraftan da özellikle anne tarafının bir tekke intisabı da var. Dönemin önde gelen tarikatları Halvetiye ve Zeyniye tarikatları. Bu tarikatlarda da intisabı olduğunu görüyoruz kendisinden önceki büyüklerin. Dolayısıyla böyle bir çevrede dünyaya gözlerini açıyor ve yetişiyor ve ilk hocalar da haliyle bu yakın çevre oluyor. Babası daha sonra tekrar kadro bekleyip ikinci bir atama için İstanbul'a geçiyor ve bu sırada yine aileyi burada bırakıyor ve aile burada yani Bursa'da burada Taşköprüzade Ahmet Efendi dediğimiz bir takım alimlerden amcasından eğitim almaya devam ediyor. Abisiyle birlikte okuyorlar. Abisiyle yaş farklılığı çok yok. Yani çok yakın birbirine yaşları. Birlikte devam ediyor eğitim hayatları ve amcaları ve başka bir hoca onlara eğitim veriyor. Daha sonra abisi vefat ediyor 15 yaşında. Ve bundan sonra Ahmet Efendi iki erkek kardeşten tek kardeş olarak devam ediyor ve dönemin uleması nasıl yetişiyorsa o ona uygun bir şekilde belli silsileye göre, belli bir düzene göre eserler okunuyor. Az önce söylediklerimi, alanlarını bahsettim ama dil ilimlerinden başlamak üzere Arap dil ilimleri, tabii daha öncesinde Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, Kur'an-ı Kerim'in hatmi, birkaç kez hatimler ve ondan sonra dil ilimleri, sonra sırasıyla mantık vesaire alanlarda okumalar yapıyor. Daha sonra bu babanın İstanbul'dan sonra tayini Amasya'ya çıkıyor. Amasya'da Hüseyiniye Medresesi'nde ve bu sefer aileyle beraber gidiyor ve babasından Amasya'da eğitim alıyor. Babasından sonra dayısından, burada sadece bir kısmını zikrettiğim hocalarından eğitim alıyor. Bunların arasında en meşhurlarından biri Mirim Çelebi. Önemli astronomi alimlerinden ve genel anlamda alimlerinden biri. Ve başka başka hocalardan metinler okuyor ve bunlardan icazetler alıyor Taşköprüzade. Bu sırada tabii ki artık yaşı da 18-20 yaşlara gelmiş. Artık eğitim süreçleri büyük oranda tabii ki ömür boyu bir eğitim var. Bu isimler 60 yaşında da hala metin okuyorlar, okutturuyorlar. O anlamda ömür boyu okuma devam ediyor ama yani bir formal eğitimin bitip artık medrese talebeliğinin sona erip de asistanlık, muhitlik ve müderrislik ataması için belli bir behreden sonra sıra geliyor ve dönemin koşulları nedir? Bir atama için, kadro beklemek için mülazemete yazılmak gerekiyor. Yani kadro defteri mi diyelim bu kitabıyla? Böyle çok biraz da doğru olmuyor belki, tam birebir tutmuyor ama bir sıraya girip sırayı bekliyor Taşköprüzade bu eğitimlerinden sonra. Ve daha sonra dediğim gibi bu müderrislik yıllarından sonra 1525 yılında ilk ataması gerçekleşiyor. Burayı şöyle genel olarak şöyle ifade etmek gerekir. Tek tek bu medreselerin hepsini saymayayım. Taşköprüzade'nin kariyerinde yani bu öğrencilikten sonraki 1525'ten başlayan ve vefatından 7 yıl önce emekliliğiyle sona eren yani 1561'de vefat ediyor. Bundan 6-7 yıl önce emekli oluyor. Dolayısıyla yaklaşık 30 yıllık bir şey var. Yani resmi çalışma hayatı var diyelim. Bunun büyük bir kısmını müderris olarak geçirecek. Hayatında iki
şey var. İki farklı kariyer var. Biri müderrislik, medresef hocalığı. Bir diğeri de kadılık. Yani şöyle belki diyebiliriz. Yani bir akademik hayat, bir de bürokratik hayat. Hayatının, kariyerinin iki önemli alanı diyebiliriz. Ama bunun büyük bir çoğunluğu, yani 20 küsür sene müderrislik ve bu ikisi arasında da Eşek Aykın Numaniye adlı eserinde birkaç kez zikrettim. Sürekli gerek kendi hayatı ve gerekse başka, yani medreseden kadılığa atanan başka isimlerin hayatını anlattığı yerlerde sürekli bir medrese, müderrislik ve kadılık mukayesesi yapıyor. Çok ilginç bir şeydir bu. Bundan biraz bahsedip devam etmek istiyorum. Şöyle ki, yani ilimle meşgul olmak isteyen kişi müderrislik dışında bir şey yapmasın. Özetle bunu söylüyor. Yani öbür görevler, evet, birkaç kat daha yüksek bir maaşa erişmeye, daha refah seviyesi, daha bol bir geçim imkanına sahip olabiliyor kadılıkta insan diyor. Ama kadılık insanın zamanını alıyor. İlimle meşgul olma imkanı oldukça düşüyor. Dolayısıyla gönlü hep medresede, kadılığa atandıktan sonra mesela Bursa'daki yıl kadılık yapacak. Birazdan bahsedeceğim. Yani bu yıllar benim boşa geçen yıllarım diyor. Bunu şey için söylüyor tabii, yani yeterince eser okuyamadığını, eser yazamadığını ifade etmek için. Ama 16. yüzyıl Osmanlı İlmiye Teşkilatı üzerine çalışma yapan başka değerli hocalarımızın, meslektaşlarımızın araştırmaları da gösteriyor ki bu iki kariyer alanı arasında bir hareketlilik var Osmanlı'da. Yani medreseden kadılığa, tabii kadılıkta daha böyle en alt düzeyde başlıyor, en üst düzeyde kadaskerlikle sona erecek üst düzey bir paye. Bunun dışında yine Şeyhülislamlık da başka bir paye. Bunların maaşları çok daha yüksek oluyor ve dönemle ilgili çalışma yapan hocalar istatistikleri var. Medreseden kadılığa geçiş çok daha yüksek. Kadılıktan medreseye dönenler ise yani çok çok daha az ona göre. Bunu da tabii büyük oranda ekonomik faktörlerle açıklıyor çalışma yapan meslektaşlarımız. Taşköprüzade'nin hayatında böyle bir durum oluyor. Bunun anlatmamızın sebebi bir anlamda da şu. Şimdi aile bu iki görevle bir anlamda da sınanıyor. Yani sadece Taşköprüzade değil, babası, dedesi ve kendisinden sonra da oğlu ve torunları hatta. Şimdi mesela dedesi İstanbul'a gelmiyor. Baba ise Yavuz Sultan Selim'in Trabzon'daki şehzadelik döneminde onun hocalığını yapıyor. Oradan gelen bir yakınlık ve dostluk var. Yavuz Sultan Selim daha sonra padişah olup bu büyük seferleri yaptıktan sonra ve Halep'in alınmasından sonra tanıdığı bir ismi oraya kadı olarak atıyor. O da Taşköprüzade'nin babası. Fakat babasına dedesi, yani zaten bu işlere girme gibi bir vasiyeti var. Yani ilimle meşgul olmak istiyorsan bu bürokrasiyle uğraşma adeta diyor. Ama emin büyük yerden, yani şimdi bu isimlerin de yakın oldukları padişahlara bir bakalım şöyle. Fatih Sultan Mehmet Han, II. Bayezid Han, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni. Şimdi böyle yerden de emir gelince tabii hayır demek çok kolay olamıyor. Nitekim Yavuz Sultan Selim babayı Halep kadılığına atıyor. Fakat onun da gönlü İlmiye'de ve çok sürmüyor bu. Yani yaptığımız araştırmaları gördüğünüz yaklaşık bir yıl kadar bu Halep kadılığını yapıp 1518-19 Yavuz'un da son iki yılı tekrar medreseye dönüyor babası. Taşköprüzade Ahmet Efendi için de böyle. Bu iki alan arasında böyle bir tür gidip gelme. Dede tamamen uzak kalıyor. Baba giriyor. Taşköprüzade de giriyor ama onu da yine gönüllü şeyde. Daha sonra aileden kazaskerler çıkacak tabii bu arada. Sonraki kuşaklardan. Bu anlamda böyle bir medrese ve müderrislik ve kadılık arasındaki bu kariyer süreçleri ailenin bir imtihanı oluyor. Az önce onu söylüyordum. Şimdi tekrar buradan Taşköprüzade Ahmet Efendi'ye dönersek, işte onun yaklaşık 30 yıllık çalışma hayatı diyelim, onun büyük bir kısmı medrese hocalığıyla geçiyor ve
az bir kısmı, yani 6 yıla, 4 yıla yakın bir kısmı da Bursa ve İstanbul kadılıklarıyla geçiyor. Medrese hocalığında da tabii bir sıralama vardı. Böyle hemen en yüksek medreseden başlanılmıyor. Belli sıra gözetiliyor. Sonra o daha üst kadrodaki medreselerdeki hocaların emekliliği bekleniyor. Sonra o mülazamet defterine, yani kadro sırası bekleme sürecinde o deftere yazılanlar sırası geldiğinde bir üste atanabiliyor. Ve Taşkurt Rüzade Ahmet Efendi hem kendisinin hem de dönemin çok sayıda aliminin hangi tarihte nereye atandığını dair çok dakik bilgiler veriyor bize. Bunu da dönemin tarih kaynaklarından, Kadılık Ruznamçeleri ve başka tarih kaynaklarından aldığını görüyoruz. Çünkü gün gün veriyor. Mesela kendisi, ben şu gün şuraya atandım. İşte burada birkaç tane örneğini onun için verdim. Ama bunu sadece kendisi için yazmıyor. Başkalarınınkini de yine bu defterlerden alıyor. Yani falanca şu tarihte şu medreseye atandı. İşte şu tarihte bitirdi. Bitirdiğinde onun yerine şu geldi gibi böyle çok ayrıntılı bilgiler veriyor. Bu vesileyle Taşköprüzade kendi hayatının bu atama süreçlerine dair de böyle ayrıntılı bilgiler verdiğini söyleyelim. Ağırlıklı olarak Anadolu ve özellikle Marmara bugünkü civarında görev yapıyor. Ama bununla beraber burada gördüğümüz gibi Dimetoka'daki Oruçpaşa Medresesi'yle başlayan daha sonra İstanbul'da sona eren Sahn-ı Seman medreselerine iki defa atanıyor. Bir atanıyor, sonra Bursa kadısı oluyor. Sonra tekrar yine Sahn-ı Seman'a atanıyor. Sonra da İstanbul kadısı olacak. Tabii İstanbul'daki medreseler zirve. Özellikle Sahn-ı Seman, Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptırdığı ve Ayasofya. Bunlar Taşköprüzade'nin yaşadığı dönem için söylüyorum. Sonra başkaları da eklenecek bunlar ama o dönemin en üst eğitim kurumları bunlar ve bunlar da görev yapıyor. Burada aynı zamanda babası da Sahn-ı Seman'da hocalık yapıyor daha önceki yıllarda. Yine babasının görev yaptığı, onun da görev yaptığı ortak bir yer Üsküp. Taşköprüzade burada 6 ya da 7 yıl yaklaşık görev yapıyor bu medresede. Dolayısıyla aile içinde, Taşköprüzade'nin kariyeri içinde Makedonya, Üsküp çok önemli bir yer. Evet. Az önce de ifade ettiğim gibi Sahn-ı Seman Medresesi'nde ilk atamasından sonra Bursa kadılığına atanıyor. Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde ve burada bir süre görev yapıp işte o gelgitler psikolojik olarak da bunu ifade ediyor. Kendi ruh durumunu da, bir ruh tahlilleri de yaptığını görüyoruz. Tekrar bir medreseye dönüş. Fakat daha sonra ne oluyor? 4 yıl sonra tekrar, yani Sahn-ı Seman'a atanıp ikinci kez görev yaptıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han onu İstanbul kadılığıyla görevlendiriyor. Burada bir slaytım var. Evet, şurası. Şimdi bunu bu bir eserin başında yazıyor. İstanbul kadılığına atanma süreci hakkında daha uzun, yaklaşık bir sayfa. Ben böyle kısaca aktararak böyle yansıttım. Çok istemiyor aslında tekrar bir kadılık görevini ama öyle ki emir büyük yerden geliyor ve bu vazifeyi senin yapman gerekir şeklinde bir ferman. Buna da tabii ki hayır diyemiyor ve İstanbul kadılığı görevine başlıyor Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Şimdi bu iki kadılık dönemi arasında, yani Bursa ile İstanbul arasında tekrar bir 4 yıl medreseye bir dönüş var. Medresede 4 yıl görev yapıyor ve ondan sonra İstanbul kadılığı ve İstanbul kadılığı döneminde de çok sayıda tartışma var. Bu tartışmalarda da tabii ki devletin resmi bir görüşünün olması gerekiyor. Yani İstanbul hukukuna göre belli tartışmalara kadılık makamı, şeyhülislamlık makamı, fetva makamının bir şeyler söylemesi gerekiyor. Çünkü meseleler oralara arz ediliyor. Çok tartışılan iki tane konu var. Bunlardan bir tanesi para vakıfları meselesi, bir tanesi de başka bir yine vakıfla ilgili bir şey. Bu buralarda yazmış olduğu eserler ve verdiği kadılık kararları, bunun bir kısmına ulaşma imkanı oldu. Başbakan, şimdi Osmanlı arşivleri diyoruz değil mi? Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri. Bu
burada nelere imza attı, hangi kararlar alındı, bunların bir kısmı hakkında ulaşan belgelerden haberdarız. Dolayısıyla bu tartışmalı konular onu bir anlamda da yoruyor yani. Ve Bursa Kadılığı'nda başlayan bir göz hastalığı var. Ve bu göz hastalığı İstanbul Kadılığı yıllarında da tekrar nüksediyor ve İslam hukukunda şöyle bir şey var. Belli makamlarda olanların bedensel bir eksiklik görevlerini yapmalarını engelleyecek dereceye ulaşınca o tekaüt, mütekaüt oluyor. Yani bugün ne diyoruz? Mağlulen emekli gibi bir durum herhalde oluyor ve çünkü kadılıkta yani görmesi lazım, görerek karar vermesi lazım, belli şeyleri bizzat kendisinin okuması lazım vesaire. Bu sebeple yani gelenekte böyle bir şey var İslam hukuk geleneğinde. Bu vazifeden ayrılmak zorunda kalıyor ve bu tarihte yani 961 Hicri miladi 1554 tarihinde bu emeklilik kararı veriliyor hakkında ve o da ayrılıyor. Daha sonra artık hayatının kalan 7 yıllık kısmında bir daha resmi görev almıyor. Ama bu kalan 7 yıl onun için yine adeta ömrünün bir hasadı oluyor. Daha önce yazdığı eserleri tekrar gözden geçiriyor. Yarım kalanları bitirme imkanı oluyor. Bitirme imkanı olmayanlar da var. Yani şöyle bir eser yazdım, Monaşer yazacaktım ama onu yapamadım diyor. Ama bir anlamda o 7 yıl tekrar... bir medresede hocalık olmasa da gayri resmi bir hocalık süreci. Hatta vefatından birkaç ay önce, bir iki ay öncesine kadar evine gelen, tespit edildiğimiz, bunlar evinde veya başka mekanlarda oluyor bu faaliyetleri. Öğrenci çevresiyle iç içe, artık kendisi de yazamıyor göremediği için. Kendisine okunuyor, o notları düzenli cümleler haline getirip şöyle yazın diyor ve son kısımlarında, hayatın son kısımlarında eserlerini yazdırıyor. Bunu Arapçada imla deniliyor. İşte Batı dillerinde, Türkçe'de kullanılan dikte kelimesi. Yani müellifin söyleyip orada onun yetki verdiği öğrencilerin, isimlerin, eserlerin yazması. Birkaç tane eserini bu şekilde yazdırdığını görüyoruz ki bunların içerisinde en önemlisi de belki Eşşekayık'ı Numaniye'dir. Yani Osmanlı alimlerinin hayat hikayesinin yazım süreci de bizzat eserin yazma müsalarındaki çok sayıda notta, öğrencilerinin kenarları aldığı notta hocamız bunu bize yazdırdı şeklinde ifadeler görüyoruz. Dediğim gibi hayatının son yılları Teylip'le büyük oranda geçiyor. Ve onun da çok sayıda öğrencisi var. Yine son yaptığımız çalışmada bu öğrencilerin 15 tanesinin ismini verdik. Yani daha böyle kendileriyle yoğun çalışan isimleri. 15 tane öğrencisi. Bunların bir kısmı bu eserleri yazmakla görevlendiriliyor ve Taşkurtlizade Ahmet Efendi 1561 tarihinde vefat ediyor. Cenaze namazı Fatih Camii'nde kılınıyor. Ve bir aile kabristanına dönüşecek olan aslında bir kabristan var. Seyit Velayet Türbesi bugün Aşıkpaşa Camii Fatih'te. Onun karşısında bir türbe var ve türbe kapalı mekandır bugün. Yakın zaman önce de bir restorasyondan geçirildi. Türbenin içerisinde birkaç tane kabir var. Bir de türbenin etrafında üzeri açık bir kabristan var. Yaklaşık 40'a yakın mezar saymıştık orada. Burası aynı zamanda ailenin, bu büyük kabristan aile için küçük bir kabristan oluyor. Çünkü ailenin Taşköprüzade'den önce bazı fertleri burada, babası burada. Daha sonra kendisi buraya defnedilecek, sonra oğlu buraya defnedilecek. Fakat ilginç, yani ilginç demeyelim, bizzat kendi istekleri mezar taşlarına isim yazdırmıyorlar. Bunu da biz bayağı bir tartıştık acaba neden olabilir bu konuda çalışan önemli isimlere sorduk. Büyük oranda ailenin böyle bir mahfiyetkarlığı, yani bilinmeme isteği gibi bir şeyle yorumlamak. Çünkü bir taraftan da Taşköprüzade Ahmet Efendi'nin bir sufi kimliği var, bir arif kimliği var ama
hangi dönemin hangi tarikatıyla bağ olduğu konusu biraz tartışmalı. Hatta olmadığına biz kanaat getirdik en sonunda. Bir büyük bir saygısı var tabii ki ve onun epistemolojisinde, bilgi teorisinde sufilerin ilham yoluyla bilgi alması çok önemli bir yer tutuyor. Önemli tarikatları Halvetiye ile ve Nakşibendiye ile ilişkilendiriliyor ama biz doğrudan bir böyle intisabını tespit edemedik. Yani çok, yani daha önceki hakkında yapılan çalışmaların belki 10 katı kaynağa ulaştığımız halde böyle açık bir kadene ulaşamadık. Ama dediğim gibi ailenin böyle bir şeyi var. Daha anne tarafından özellikle gelen. Onun da var. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Yani böyle bir türbenin haziresine babanın defnedilmesi, kendisinin de oraya defnedilme isteği bir elbette bir takım neticeler çıkarmamıza vesile oluyor ama doğrudan bir şey de yok. Şimdi bu mahfiyetkarlık konusunda onunla ifade etmek istiyorum. Yani böyle bir bilinmeme daha makul geldi bize. Yoksa yani bir taşın üzerine isim yazdırmakta bir maliyeti var elbette ama bunu bir şekilde kendisi olmasa bile sonrakiler veya devletin makamları bunu yazdırabilirdi ama demek ki böyle bir talep gelmiş. Orada büyük taşlar yaklaşık böyle bir metrenin üzerinde, 1,5 metre ve kalın da sütun gibi ama burada birkaç tanesinde isim yok bu taşların. Böyle bir tercihleri var. Ve dolayısıyla tam hangisidir demek de mümkün olmadı. Ailenin bu fertlerin, yani babayla Başköprüzade Ahmet Efendi'nin 3 tane taş kabirden hangisi olur deme şansına da tam erişemedik. Bunlardır muhtemelen diye bir şey oldu. Burada birkaç tane aslında görsel ve onlara gelip tekrar geri dönsem daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Burada işte yani bu birkaç tane kabir var. Bu kabirlerden hangisi baba, hangisi kendisi, hangisi oğlu bunu tam tespit etme şansına sahip değiliz. Ama çok sayıda, yani çok sayıda hem kendisinin aldığı notlar hem oğlunun, torunun, sonra dönemin başka kaynakları, sonraki kaynaklar hepsi ittifakla ailenin bu fertleri buradadır diyor. Bugün maalesef bakımsız, yanındaki türbe bir restorasyondan geçti ama buradaki hazire böyle yanında da bir apartmana bitişik böyle biraz hüzünlü de duruyor yani. Ne yazık ki yani bu kültür hazinelerimiz, ilim hazinelerimiz, büyüklerimizin hepsinin kabirlerini tanıtan tabelaların olması lazım. Daha bakımlı olması en azından şimdilik bir ümit olarak bunu söyleyelim. Büyük tabii ki şeyler elbette yapıldı. Çok sayıda yani hem ülkemiz içerisinde hem de ülkemiz dışarısında değil mi? Birçok devlet kurumumuz bu anlamda büyük işler yaptı. Bu bir eksiklik olarak söylemiyorum bunu. İnşallah bunlara da sıra gelecektir. Yani TİKKA başta olmak üzere kurumlarımızın büyük hizmetleri var. Bu da önemli bir aile. Bu vesileyle biz bunu bir kez daha böyle buradan aktarma imkanımız olsun. Başka yerleri de söyledik daha önce. İnşallah sıra buraya da bir gün gelecektir. Şimdi ailenin şeyi burada. Daha sonra annesi de dönemin padişahından özel bir istekle buraya defnedilme talebi oluyor. Tabii böyle yerlere herkes gelip de istediği gibi aile üyelerini defnedemiyor. Yani belli izinler gerekiyor. Bugün de öyle değil mi? Mesela bugün Fatih Sultan Camii haziresine önemli isimler yakın zamanlarda da defnedildi. Devlet büyüklerimizden, alimlerimizden, işte büyük akademisyenlerimizden, tarihçilerimizden. Bunların bir prosedürü var. O dönemde de öyle bir prosedür var ve izin isteniyor ve izin gelince de ailenin bir başka şeyde anne de buraya defnediliyor. Evet, tekrar Ahmet Efendi'nin hayat hikayesini anlattıktan sonra biraz düşünce dünyasına geçeceğiz ama tabii aynı zamanda aile yani bir insan olarak bir ailesi var ve çocukları var, eşleri var. 9 çocuğu var. 9 çocuk 2 hanımdan. Hocam, bir tane ekran yapabilir miyiz? Geçeceğim de şimdi bir gidiş geliş yaptığımız için böyle çok da şey olmasın diye pardon. Şöyle yapalım da.
Beş tane çocuğu, dayısının kızıyla evli, ondan çocukları var. Bir de bir cariyeyle evleniyor, onunla da ondan da dört çocuğu var. Bir cariyeyle daha evli ve ayrıca yine köle var, ona hizmet yapan hayatın son yıllarında. O diğer cariyesinden çocuğu olmuyor. Yani dolayısıyla beş çocuk dayı kızıyla olan evliliğinden, dört çocuk başka bir evliliğinden. Bu dokuz çocuk arasında bunların bir kısmı erken yaşta vefat ediyor ve salgınlarda vefat edenler var. Bunlardan bir tanesi Kemalettin Efendi, ailenin o ilmiye geleneğini sonraki kuşaklara aktarıyor. Sonra da torun İbrahim Efendi, ailenin en büyük isimleri sonraki kuşaklarda. Çok sayıda öğrencisi var dedik. Bunların bir kısmı ancak ifade etme imkanımız oldu o son yaptığımız çalışmada. Şimdi bundan sonra biraz düşünce dünyasından bahsetmek istiyordum ama dediğim gibi bu slaytları böyle hazırlarken bazıları sırasız oldu. Şimdi bu aynı zamanda yani bir insan ve hayata dair notlar var. İşte bu notlardan sadece bir tanesini göstermek istiyorum. Şimdi bir tane eserinde çocukların doğum tarihlerini böyle saatine varıncaya kadar yazıyor. Yani daha erken yaşlarda böyle 930 Hicri, 930'larda ilk doğan çocuklarının eserlerini arasında böyle falanca çocuğu şu tarihte doğdu diyor. Bir de son aldığı bir kayıt var, 966. Artık burada aslında göremiyor yani normalde yani son 6-7 yılında göremediğini biliyoruz. Peki bunu nasıl yazmış? Burada bir tahmin yürüttüm. Çünkü karakter böyle iç içe geçmiş. Yoksa yazısı çok güzel. Ahmet Efendi bir hattat derecesinde neredeyse. Özellikle bazı eserlerde çok özenle yazıyor. Yani böyle ayrı bir itina göstererek yazdığı hem kendisinin hem de başkalarının önceki alimlerin eserleri var istinsah ettiği. Yani çoğalttığı. Dolayısıyla yazısı böyle değil. Bunu görmeden böyle o el melekesi ile yazmış. Yani bu da mesela bir daha sonra aldığı bir doğum kaydı. Yani bu veladet kaydı demek doğum kaydı. Şimdi hastanelerde çocuklara bu aileye veriliyor değil mi? Önceden de veriliyordu. Artık böyle şimdi sertifikalar yapılıyor neredeyse, fotoğraflar çekiliyor. Böyle aile hazır buluyor. O dönemde bunları yazan da çok fazla yok. Taşköprü Zade bu açıdan yani birçok özelliğin dışında böyle hayatın içinden çok sayıda notu da bizimle paylaşarak yani modern bir edip şair gibi biyografik bize hatıralar bırakmış bir isim. Diyerek tekrar şimdi ben buradan düşünce dünyasından biraz bahsedeyim. Yaklaşık 80'e yakın eserini tespit ettik. Biten, tamamlanmış ve kendisine aidiyet sorunu olmayan 76 tane eseri var. Bunlarda bir tartışma yok. Tamamlayamadığı eserler var. Onları da eklersek daha da artıyor sayı. Yani 76 tamamlanmış ve kendisine aidiyeti de sorun olmayanlar. Tamamlanmayanlar var. Bir 7-8 tane böyle başlayıp birkaç sayfa yazıp kalmış. Onları da yine bunların hepsini, yani daha doğrusu hepsini verin de %70-80'ini az önce bahsettiğim Bayezid'deki Veliyüddin kütüphanesi koleksiyonunda görüyoruz. Yani kendisi sonraki kuşaklar bunları muhafaza edebilmiş. Tabii bu koleksiyonun dışında başka koleksiyonlardan da çıkan ailenin kitapları da oldu. Hatta ta İran'dan çıkan oldu. Ben yakın zaman önce Paris'te oraya ulaşmış Bibliothèque Nationale'e bir başka eser. Ama büyük oranda bu Veliyüddin koleksiyonunda ailenin eserleri. Taşköprüzade'nin biten ve bitmeyen eserlerinin de yine büyük çoğunluğu bu koleksiyonda. Onun için bu koleksiyonu ayrıntılı çalışınca daha dakik böyle kesin şeyler söyleme imkanı oldu. Bir de bazı kaynaklarda geçip günümüze ulaşmayan eserleri var. Onları da söylediğimizde sayı daha da artıyor. Ama bitmiş günümüze ulaşan, nüshasına ulaştığımız eser adedi 76. Bunların da ilim dallarına göre dağılımına baktığınız zaman oldukça geniş bir yelpaze görüyoruz. Dil bilimlerinden başlayıp Yahudiliğe reddiye olarak kaleme aldığı bir eseri var. Birkaç nüshası günümüze ulaşan.
En çok eseri dil bilimlerinde vermiş. En çok derken adet olarak söylüyorum ama bunlar kısa kısa metinler, önemli bir kısmı. Uzun olan da var. Yaklaşık birazdan onu da göstereceğim başka bir tabloda. Dil bilimleri, Arap dil bilimlerine dair çok sayıda eseri var. Yine mantık eserleri, araştırma ve tartışma yöntemleri dediğimiz Adab-ül Vasfel Münazara alanında yazdığı eserler var. Tarihçilik de çok önemli bir dönüm noktasıdır Taşköprüzade. Ama bu tarihçiliği şöyle kastediyorum. Yani bir Osmanlı Devleti'nin tarihi veya işte genel bir dünya tarihi yazma değil de alim biyografileri, dolayısıyla alim hayat hikayeleri, onların bir araya getirdiği eserler ve tabakat deniliyor. Yani tabaka tabaka, dönem dönem yazılmaları hasebiyle. Bu anlamda bir dönüm noktası. 16. yüzyıl Osmanlısı'nda şair tezkereleri var. Şuara tezkereleri. Bunlar önemli bir şey. Taşköprüzade'nin tam yazdığı tarihlerde başlıyor bu tür eserlerde. Yani 16. yüzyılın bu ilk evresi alimler, şairler ve velilerin hayat hikayelerinin ayrıntılı ve hacimli olarak yazıldığı eserlerin telif edilmeye başladığı bir dönem. Taşköprüzade bunu alim biyografilerine uyarlıyor ve diyor ki Eşşekayt-ı Numaniye'de, yani bu coğrafyanın alimlerin hayat hikayeleri kayda geçirilmemiştir. Halbuki bunu Arap alimleri yapmıştır. Kendi coğrafyaları için İranlılar yapmıştır falan. Ve çok sayıda da böyle bir literatür var öncesinde. Yani hekim, doktorların tabakatları var vesaire, farklı mesleklere dair işte mezheplerin var. Hanefi tabakatı, Şafii tabakatı vesaire vesaire. Farklı farklı alanlarda, farklı coğrafyalarda. Fakat bizim Anadolu'nun alimlerinin hayat hikayesi yazılmamıştır diyor. Bunu başta söylüyor ve eserin bir yazım gerekçesidir bu. Tehlif sebebi, sebebi tehlif. Biladır Rum uleması diyor. Yani Anadolu coğrafyası, tabi Anadolu derken burada Trakya'yı da dahil edelim. Ama o zaman ağırlıklı olarak Anadolu alimleri ve tabi ilk kuşaklar Osman Gazi döneminde çok daha az elbette ve onların içerisinde Taşköprüzade sonraki yüzyıllarda gördüğümüz medrese hocası profilinin dışında farklı bir profili de yer veriyor. Mesela Somuncu Baba gibi böyle Anadolu erenleri dediğimiz isimleri de o ilk Osmanlı alimleri halkasına yazıyor. Böyle isimler de var ama özellikle Fatih döneminden başlamak üzere bu eserdeki isimler büyük oranda bu Yıldırım Bayezid döneminde, sonra 1. Murat döneminde ve sonra Fatih döneminde başlayan artık Anadolu ve bu Marmara bölgesi civarı, yani şeyin ilk insan kaynağı buradan geliyor. Önceki dönemler ve bu dönemde de dışarıdan var, Mısır'dan gelen var, işte Semerkant, İran'dan gelen alimler var ama özellikle 2. Bayezid döneminden itibaren Osmanlı kendi yönettiği coğrafyanın insan unsurundan artık kendi kurumlarının alimlerini de atamaya başlıyor. Yine dışarıdan da gelecek olanlar var ama yani bu dönem önemli bir dönem, 2. Bayezid dönemi. Şimdi Taşköprüzade'nin bu eserinde verdiği profil ağırlıklı olarak işte böyle Molla Fenari gibi medrese hocası ama bir taraftan da bir irfan, sufi geleneğin de temsilcisi olan isimler. Ama ilk dönemde bunlar yok. Daha az, daha doğrusu. Çok daha az. Davud-u Kayseri var. Dolayısıyla ilk dönem, ilk tabakalarda haliyle böyle Somuncu Baba gibi isimlerden bahsetmesi çok makul, anlaşılır bir durum. Onun epistemolojisinde de bilgi teorisinde de bilgi sadece gerek akli ilimler, yani felsefi ilimler, bilim, pozitif ilimler ve felsefe ve gerekse nakli ilimler ve gerekse diğer, yani diğer ne oluyor? Bunlara zahir ilimler diyor sufiler. Bir de ilhamla alınan tasavvuf ilimleri var. Her ikisi de Taşköprüzade'nin epistemolojisinde önemli. Yani hem tasavvuf ve bu ilhamla gelen hem de diğer eğitim, öğretim ve okumayla kazanılan, hoca talebe ilişkisiyle kazanılan akli ve nakli ilimler, ikisi de onda olmalı. Osmanlı'da bu dönemde çok övülen bir profil bu. Yani buna zülcenahin diyorlar. Yani iki kanatlı, hem akli ve nakli ilimler için kullanıyor hem de akli ve nakli aynı zamanda ilham için kullanıyor. Taşköprüzade'nin bilgi teorisinde de bilginin alınma yolları sadece bunlar değil, bir de ilham olmalı. Dolayısıyla tabakatın da bu Şekayık'ta böyle bir profil görüyoruz. Biraz ona ayrıntılı yer verdim çünkü Şekayık Numaniye
Yakın zamanlara kadar çok da çalışılmayan bir eserdi. Önce 1980'lerde ilk Arapça bir eser bu arada bu. Bu arada Taşkın Üzade'nin eserlerinin hepsi Arapça, onu da ifade etmek istiyorum. Türkçe yazmamış. Şakayık-ı Numaniye 1980'lerde ilk neşrediliyor. Sonra yakın bir zaman önce Türkiye Yazma Eserler Kurulu'nun başarılı bir projesi var. Şakayık projesi. Şakayık buradan çevrildi ve aynı zamanda daha önce de çevrilmişti. Yani ikinci bir çeviri oldu ama asıl bu projenin daha önemli tarafı Şakayık-ı Numaniye üzerine yazılan çok sayıda zeyilinde teker teker transkripsiyon, latinizesi çevirileri yapılıyor. İşte bu geleneği başlatan bir isim. O açıdan önemli. Evet, bu gelenek yani şair tezkireleri, şairin hayat hikayeleri, velilerin hayat hikayeleri yazılıyordu. Taşköprüzade buna bir de alimlerin hayat hikayelerini ekledi ve bunu bir geleneğe dönüşmesine vesile oldu. O açıdan bir dönüm noktasıdır tarih yazıcılığında, özellikle alimlerin hayat hikayelerinin tarih yazıcılığında. Bunun dışında eser verdiği başka alanlar var. İlimler tarihi, yine çok önemli başka meşhur bir eseri Miftahus Saade, onun Şakayık'la beraber en çok bilinen ikinci eseri. Bu alanda 4 tane eser yazıyor. Bunu da söyleyeyim. Sadece bir tane yok. Tabakatta da birden çok eseri var. Tarih ve tabakat alanında. Sonra İslam ilimlerde kıraat, yani Kur'an-ı Kerim kıraatında önemli bir eseri var. İbn Cezeri'ye yazmış olduğu bir şerh var. Tefsir var. Keşşaf haşiyesi, hadis, fıkıh usulü ve furu fıkıh alanlarında eserleri var. Ama Taşköprüzade'nin asıl iddialı olduğu alanlar hangileridir diye soracak olursak dil, mantık, adab-ül vas, bunların yanı sıra özellikle kelam, fizik ve metafiziği söylemek herhalde şey olur. Yani onun asıl böyle hayatının büyük bir kısmında ve önemli bir emek sarf ettiği, çok sayıda eser yazdığı ve uzun hacimli eserler yazdığı alanlar bu kelam, metafizik eserleri. Bunun dışında tabii ki Taşköprüzade'nin işte benim çalışma imkanım olan eserleri ahlak ve siyaset eserleriydi. Tıp ve cinselliğe dair bir başka eseri var. Oldukça hacimli bir eser. Astronomi aletlerine dair çok küçük bir şey var ve Yahudilik üzerine yazmış olduğu. O dönemde böyle bir literatür var. Bunlar da günümüzde Dairet Fakültelerinde meslektaşlarımız, dinler tarihi hocalarımız bunları son zamanlarda oldukça ayrıntılı çalışıyorlar Osmanlı'da. Bu reddiye literatürü Taşköprüzade buna katkı sunan alimlerden birisi. Evet. Şimdi bu notlara gelmeden yine yani birkaç tane hepsini tek slide'a almadım da eserleri hakkında biraz başka bir görsel paylaşmak istiyorum. Taşköprüzade'nin demin de söylediğim gibi 76 eser ona aidiyeti kesin olan ve gönülce ulaşan ve tam tamamlanmış bitmiş eser adedi. Bunların içerisinden bir kısmını bitirdiği tarihi yazdığı için bir kronolojide çıkartmak mümkün ama bu 76 tanenin hepsine bir kronoloji çıkartamadık çünkü hepsinde böyle kayıtlar yok. Bazılarına iş atıklardan bir böyle çapraz atıklarla bir öncelik sorumluluk ilişkisi de kurmak da mümkün oldu. Ve velhasıl bu eserlerinden 22 tanesinin tarihlerini biliyoruz. Nerede yazıldıklarına dair de kendisinin İstanbul, yani o dönem onun da ifade ettiği üzere Konstantiniyye ifadesi kullanıyor. yazıldıkları yerleri de not ettikleri var. Etmedikleri de var. İşte imza attıkları var, atmadıkları var. Şimdi bundan ziyade asıl şunu ben göstermek istiyordum. Eserlerinin ilim alanlarına dağılımı ve hacimleri. Bu arada hacimleri derken şöyle bir şey söylemek istiyorum. İnce bir hatla, yani bugün bizim yani daha böyle küçük karakterle diyebileceğimiz dar puntoyla yazıyor ve buradaki rakamlar mesela şimdi totalde ortaya bir rakam çıkıyor. Eserlerinin şeyi yaklaşık birkaç bin sayfa. Bunlar birkaç bin varak. Bunlar bugün bir Word dosyasında belli satır aralığında dizildiğinde yaklaşık 5-6 bin üzerinde, hatta daha da fazla dipnot çünkü eklediğimizde 7-8 bin
sayfanın üzerinde bir şeye tekabül ediyor diyebiliriz. Şimdi ilim dallarına göre dağılımları hakkında biraz konuşacak olursak, bu 76 eserin 21 tanesi dil ilimlerinde, Arap dil ilimlerinde. Sayın Rektörümüzün de ilgi alanı olduğu için çok daha ayrıntılı bilecektir kendileri. Dil ilimleri farklı alanlarında yazıyor bile. Yani tek bir alanda da yazmıyor. Sarf'tan yazıyor, Nahiv'de yazıyor, Belagat'ta yazıyor. Bunların bir kısmı Risale, yani kendisinin tehlif ettiği Risale. Bir kısmı daha önce yazılmış bir esere Şerh veya Haşiye. Böyle farklı yazım türlerinde yazmış bir isim. Ama bunların toplamı dediğim gibi en hacimli olanlar işte 150 varaklık, 155 varaklık olanlar. Daha diğerleri daha kısa kısa eserler. Sonra mantık alanında yazdığı eserler geliyor. Burada da epey bir eseri var. Adab-ı Bas alanında iki, tabakat alanında yazdığını tespit ettiğimiz iki eser. Tarih alanında bir, ilimler tarihi ve tasnifinde dört. Böyle devam ediyor. Bunlar da eserlerin adları ve dediğim gibi ilim dallarına göre dağılımları. Fıkıh usulü yine onun hiç çalışılmayan bir tarafı bu arada. Kelam, fizik, metafizik diyerek bu şeyi tamamlayayım. Şimdi bir tane daha göstermek istediğim bir şey vardı, bir tablo daha vardı. Bir Taşköprüzade Ahmet Efendi, önceki yüzyıllarda Osmanlı'da ve Osmanlı'dan önce İslam tarihinde gördüğümüz bir profil var. Hem felsefede hem felsefi ilimlerde, tıpta ve İslami ilimlerde, edebiyatta, şiirde, Arap dilinde. Profilden kastım şu, kendilerinin yetişmelerinin önemli bir ayağı olarak daha önce yazılmış eserlerin çoğaltılmasını görüyorlar. Yani daha önce yazılmış eserleri çoğaltıyorlar. Bu alelade böyle bir şey değil, bir merak değil. O eserin problemlerini yazmak suretiyle ve kendi kendisine okumak suretiyle bir kendini yetiştirme yöntemi. Bu eserin yazılması aynı zamanda başkasının gözetiminde de oluyor. Mukabele deniliyor buna. Yani karşılıklı nüshaları kontrol ediyorlar. Taşköprüzade Ahmet Efendi de önceki yüzyıllarda çok gördüğümüz, mesela böyle çok alimler var. Bunlardan birisi filozoflar var, hekimler var. Ebu Bekir el-Razi'nin mesela meşhur 10. yüzyıldaki hekim. 20 bin varak yazdım diyor mesela. Ve bunun gibi bir sürü isimler var. Hayat hikayeleri, yani günde 8-10 saat, 15 saatte tekabül eden bir yazım faaliyeti. Ve bunu hani hayatının bir önünde yapıp da bırakmıyorlar. Yani Taşköprüzade gözleri görmezden önceye kadar ki son aylarına kadar bir çoğaltma faaliyeti içerisinde bir taraftan da. Önceki alimlerin eserlerini çoğaltma. Bu önemli bir faaliyet ve burada da bu eserde de tespit edebildiklerimiz daha fazla ama sadece böyle bazı örnekler verdik. Ve bunlar da yine hacimli eserler. Mesela 329 varak bu birincisi. 330 varak. Bu da yaklaşık 1000 sayfanın üzerinde bir şeye tekabül ediyor. Bu eseri babasıyla beraber mesela şey yapıyor. Karşılıklı kontrol ediyorlar ayrıca. Babasıyla beraber okumasını da tamamlıyorlar. Yani sadece yazmıyor. Yazıyor, bir de baştan sona da okuyorlar ayrıca. Şimdi baktığımızda kendisinden önce kimleri çoğaltmış? Mirim Çelebi hocası, o anlaşılabilir bir şey. Seyit Şerif Cürcani, Kemal Paşazade'nin çok sayıda eseri var. Burada sadece bir tanesini aldım. Bir mecmua içerisinde 8-10 tane eserini çoğaltıyor Kemal'in. İbn-i Sina, meşhur İşraki filozof, Şehabuddin Sühreverdi, işte Müeyyedzade, yakın, kendisine yakın bir zamandaki başka Osmanlı alimi ve Şeyhül İslam'ın. İbn-i Arabi, onun çok önem verdiği ve özellikle bu nüsha çok itinayla yazdığı bir nüsha. Ali Kuşçu'nun eseri var. Başka alimlerin eserleri var. Dolayısıyla Taşköprüzade'nin bu istinsaf faaliyetlerini de dikkate aldığımızda, demin bir rakam söylemiştim. Yaklaşık 8-10 bin bugünkü Word sayfasına tekabül eden bir kendi eserlerinin toplamı. Biz onun başkalarının eserlerini çoğaltmasındaki mesaisini de dikkate aldığımızda oradan da bir 20 bin sayfa yaklaşık çıkıyor. Yani inanılmaz bir yazma merakı var, ilgisi var. Bu
Bu anlamda da tek değil. Az önce de söylediğim gibi çok önceki yüzyıllarda örnekleri de gördüğümüz bir durum. Şimdi Taşköprü Rızaade Ahmet Efendi'nin yani ilgi alanları çok geniş. Düşünce dünyası benim daha ziyade eğildiğim ilimler tarihi, ilimler tasnifi, ahlak ve siyaset. En son şu aralar birkaç yıldır bir proje ile devam ettiriyorum. Sadece Taşköprü Rızaade Ahmet Efendi'nin değil, Osmanlı'da ondan önce ve daha sonra yazılan veba risaleleri var. Yani veba nasıl ortaya çıkar, nasıl mücadele edilir, tedavisi nasıl olur? Ondan sonra tedavi etmek caiz midir? Hatta bu çok tartışılıyor. Veba olan yerden ve başka salgınların olduğu yere girip çıkmanın hükmü nedir dinen filan bir sürü böyle tartışmalı konuların yazıldığı bir literatür var, veba risaleleri. Bu da büyük oranda 14. yüzyılda başlıyor. İlk 1347'de başlayan kara ölüm devinden veba salgını Memlük coğrafyasında etkiliyor. Sonra Osmanlı'yı büyük oranda. Özellikle Memlük alimleri, sonra Endülüs ve Mağrip bölgesi, yani Fas Cezayir bölgesi alimleri yazıyor. Sonra da Osmanlı'da böyle bir literatür gelişiyor. Taşköprü Rızaade de buna kayıtsız kalmıyor. Hicri 946, yani miladi 1539'da 40'a tekabül eden İstanbul'da etkileyen büyük bir veba salgınından bahsediyor ve bir eser kaleme alıyor. En son onunla meşgulüm. Dolayısıyla yani düşünce dünyasının tümüne dair bir şey değil de böyle belli alanlara dair bir şeyler söylemek ve son birkaç dakika ya da geçirmek istiyorum. Bunlar arasında yer vermek istediğim Taşköprü Rızaade'nin ilimlere dair tasnifi ve ilimleri nasıl ele alıyor. Şimdi az önce de söylediğim üzere 4 tane ilimler, birden çok ilim var. Taşköprü Rızaade bunları kendi zamanında 400 küsur ilim dalından bahsediyor ve bunları bir belli kriterlere göre sıralıyor. Burada böyle onun yapmış olduğu taslak var ana hatlarıyla. Miftahus Saade'de bunların alt şeylerin hepsini açıyor tabii ki. Yani burada böyle ana dallar yazıyor ama bunların hepsinin açılımları var. Mesela dini ilimler altında onlarca ilim var. Felsefe, teorik felsefe, işte matematik bilimler, doğa bilimleri, metafizik. Onların altında çok sayıda ilimler var. Pratik felsefe, işte ahlak, siyaset, ev yönetimi. Onların altında böyle alt dallar var. Şimdi bunlardan mesela böyle açıyor bunları, gitgide açıyor. Ben sadece birkaç tanesinin örneğini vereceğim. Açalım, tam gözüküyor değil mi? Bu arada ben evet hocam gözüküyor. İşler yaparken şey olmasın. Şimdi mesela fizik ilimlerle ilgili Osmanlı dünyasında ve İslam dünyasında artık gittikçe ilim dalları da gelişiyor ve her ilim dalında çok sayıda eser yazılıyor. Dolayısıyla daha bir böyle ilimlerin tarihini yazmak için çok daha elverişli bir dönem. Taşköprü Rızaade bunları ayrıntılı yazıyor Miftahus Saade'de. Her birisini bir yere koyuyor. Mesela doğa bilimlerini temelleri ve yan dalları diyor. Burası mesela çok ayrıntılıdır bu eserde. Çok fazla ilim dalı var burada. Doğa bilimlerinin içerisinde birçok şeyden bahsediyor. Mesela tıp diyor. Tıbbı da kendi içinde bir daha ayırıyor. Mesela tıbbın 12 tane alt dalından bahsediyor. Eczacılık, işte göz, o zaman ayrı bir ilim dalı. Yani göz, bugün sadece gözün 30'a yakın şeyi var değil mi? Yanda uzmanlığı var. Yani modern tıp bilimlerinde göz uzmanlığı var. Sonra gözün bildiğim kadar 30'a yakın bir uzmanlık alanı var. Ama o dönemde bu kadar ayrıntılı olmasa da o dönem için ayrıntılı diyeceğimiz bir tasnifi var. Tıbbın 12 dalından bahsediyor falan. Böyle 400 küsür ilim dalı var bu eserde. Bunların hepsiyle ilgili ne yapıyor bu eserde? Bunların tanımını veriyor. İşte falanca ilim şunu inceler. Ondan sonra bu ilim dalının tarihçesinden biraz bahsediyor. Öne çıkan isimlerden bahsediyor. Bu gerek Yunan'a gidebilir gerek İslam döneminde başlayabilir. Yani bir İslami ilimse tabii ki haliyle İslam döneminde başlıyor. Ama felsefi ilimlerin bir kısmı İslam öncesinde başlıyor. Kısa bir tarihçe, o alanda yazılan önemli eserler. Ve o alandaki önemli müelliflerden bahsettiği. Bazılarında bunu kısa tutuyor. Bir iki satır, bir iki sayfa. Bazılarında 3-4 satır. Bazılarında 10-15 sayfa, 30 sayfa. İlimin genişlemesine göre oralarda bilgi veriyor. Ve tabii ki burada okült ilimlerde, yani bugün gizli ilimler dediğimiz ilimlerde Taşköprü Rızaade ilgi alanına girmiş.
Bunlarla uğraşmanın bir fıkhi boyutu da var tabii ki. Yani fıkhen bunlarla uğraşmak nedir? Bu da çok tartışılıyor alimler arasında. Taşköprülüzade Ahmet Efendi bu ilim dalları ile yani bu okült ilimlerle uğraşmanın aynı zamanda bir kadı, yani İstanbul kadısı değil mi? Yani medrese hocalığı öte yandan Bursa ve İstanbul, yani payitaht kadılığı büyük bir rütbe. Dolayısıyla bir fıkıh alemi de aynı zamanda. Bunlar Osmanlı'da tartışılıyor. Taşköprülüzade Ahmet Efendi bu ilimlerle, bu ilimlere dair bilgi sahibi olmayı gerekli görüyor. Bu ilimler bir kısmı insana ve topluma zararda verebilir. Bunlarla peki neden bilgi sahibi olursun, neden bilinsin? Diyor ki yani topluma zarar verecek birileri çıkar ve bunlarla uğraşabilir. Dolayısıyla onların zararını bertaraf etmek için de bir anlamda böyle bir antivirüs gibi bunları bilen birilerinin de olması lazım. Dolayısıyla böyle bunlara karşıtlık, düşmanlık yapmakla bir yere varılmaz. Mutlaka birileri uğraşıyor ve bunu toplumun, hatta devletin aleyhine bile kullanabiliyor bu bilgi icabında. Dolayısıyla böyle Osmanlı'da bir gelenek var. Tabii ki karşı çıkanlar var. Asla bunlarla uğraşmak caiz değildir diyenler var. Ama Taşköprülüzade bence mutedil orta bir çizgiyi temsil ediyor ve bunların bir dökümünü yapıyor öncelikle. Bir kere yani hangi alanlarda konuşacağınızı bilmek için önce onun bir ayrıntılı şeyi lazım. Dökümü var, tarihçesi lazım. Neye tekabül ediyor, tarifi nedir, tanımı nedir, neyle uğraşır filan. Bunların tanımını veriyor. Ve bunlarla ilgili fıkhi olarak bunlarla uğraşmanın da şeyini tartışıyor. Ve kendisini ve onun gibi başka isimlerin Osmanlı'da Gazali de aynı şekilde bu arada önceki yüzyıllardan, 11. yüzyıldan Gazali de bu çizgide bu ilim dallarını mutlaka toplumda bilen birileri olmalı diyor Ahmet Efendi. Matematik ilim dallarını hakeza ayrıntılı tasnifi var. Bunları burada bir bitirebilirim. Yani çok ayrıntıya da girmeye gerek yok. Son birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Düşünce dünyasının yani ilim dalları, bunlardan konuştuk. Taşköprülüzade bir Osmanlı alimi olarak bize ne söylüyor yaklaşık olarak? Bunlara dair herhalde bir fikir vermeye gayret ettim. Bu neticeye ulaşmışızdır umarım. Şimdi Osmanlı'da 16. yüzyıl birçok açıdan zirve bir dönem. Taşköprülüzade tam o dönemde yaşıyor ve tek bir şeyle değil de birden çok şeyle meşgul olan alim profilini temsil ediyor ve bize böyle bir miras bırakıyor. Şimdi modern dünya için Taşköprülüzade ne söylüyor? Bunu da belki biraz kısmen konuşulabilir. Farklı farklı alanlar için bunları konuşmak gerekebilir. Her alan için değil de yani mesela az önce söylediğim Veba Risalesi, şimdi onun Arapça neşrini ve bir Türkçe çevirisi var. Sultan II. Mahmut döneminde yaptırılan Arapça neşir ve onun latinizasyonuyla bir meşguliyetim var. Bu yakın zamanda da bir salgın yaşayınca bu buradaki şeyler çok böyle güncel geldi bana. Yani burada söyledikleri mesela salgında tavır ne olabilir? Yani mesela şeyle ilgili. Burada hemen o eserin de ilgili müellif fırsatını görselini yansıtırsam iyi olur. Şimdi mesela veba salgını, işte en çok yaygın olan salgın bu. Bu salgının olduğu yerden çıkılır mı? Ondan sonra bu hastalıklarla mücadele ve şifa aramak caiz mi? Böyle bir tartışma ta yüzyıllar öncesinden geliyor. Ta Hazreti Peygamber döneminden beri gelen bir şey var. Bunlar kader, tevekkül tartışması etrafında yapılıyor. Mesela yani bir anlamda hastalıktan kaçmak ve hastalık için hastalığı gelmeden hastalıktan kaçmak, geldikten sonra da ona şifa aramak adeta Allah'ın kaderine ve tevekkül anlayışına bir karşı çıkma olarak da yorumlanmış bir grup tarafından. Bu hekimlerin de İslam tarihinde en çok tartıştığı şeylerden bir tanesi bu. Yani o da Allah'ın kaderi, o da Allah'ın kaderi, ona şifa aramak da Allah'ın kaderi. Böyle bir ağırlıklı görüş bu olmuştur yalnız, onu söyleyeyim. Ama bu eserler bunları tartışmadan da geçemiyorlar ve böyle bir şey hala daha var Taşköprülüzade döneminde.
İkinci Mahmut döneminde, Sultan II. Mahmut döneminde bir karantina uygulamasına geçiyor devlet. Büyük bir karşıtlık var, büyük bir protesto var II. Mahmut döneminde. Yani karantina uygulaması bir kurum, bir komisyon kurduruyor ve dönemin önemli bir alimi Osman Hamdan el-Cezayiri burada önemli bir yer tutuyor. Onda bir eseri var. Şimdi böyle bir karşıtlık var. Karantina istemeyiz diyenler var. Ondan sonra işte bu hastalıkla mücadele kadere aykırıdır. Allah'ın kaderine aykırıdır. Başınıza gelene sabretmek lazım. Hatta buradan ölmek şehitlik olarak da görülmeli. Evet, bunların hepsinin bir anlamı var ama öbür taraftan da bununla mücadele etmek ve şifa aramak da bir Allah'ın kaderi olarak görülmeli diyorlar. Ve bu eserlerde bir bu kelam tartışması da yapıyor. Yani inanç tartışması. Sonra bu salgın, buna benzer salgınlarda kullanılan tıbbi yöntemler faydalı mı değil mi? Bir sürü tıbbi yöntem var o dönemde. İşte biz bugün son dönem biz ne yaşadık? Maske ve aşı, değil mi? En çok tartışılan konular budur. Bunlardı. Bu tartışmaların o dönemki versiyonları adeta diyebileceğiniz şeyler. Yani bir ön alma şeyi her ikisi de. Hem maske hem de aşı. İşte buna benzer ön alma yöntemleri var. Bu yöntemler etkisizdir diyenler var. Bunların bir faydası yok diyenler var. Şimdi Taşkök Rüzade burada da orta yolu temsil ediyor. Bunların hepsini yapacağız ama bunların şifasını verenin yegane gücün Allah olduğunu asla unutmayacağız diyor. Yani o doğa kanunlarını koyan o, ama onların peşinden de bizim gitmemiz lazım. Dolayısıyla işin bu tıbbi şey boyutunu, dönemin tıbbı ne söylüyorsa onu almamız lazım, uygulamamız lazım. Bulaştırılmaması için karantina veya işte hasta olunan yere girilmesi gerekmiyorsa girilmemeli. Orada olanlar oradan çıkmamalı. Bunların hepsi kabul eden bir yaklaşım var ama bununla beraber şunu da hep söylüyor. Yani bu gücü onlara veren Allah'tır. Bunu unutmamak lazım. Unutmamamız lazım. Biz o zaman o gücü hekime ve ilaca vermiş oluruz. Bu da bir gizli şirk olur adeta. Böyle bir tartışma var. Öte yandan bu tıbbi ve maddi yöntemlere, yani bedene yapılacak maddi müdahalelere mutlaka tevessül etmek gerekmekle beraber bol bol dualar okunmalı. İşte manevi anlamda da nasıl kendimizi ve şehrimizi, toplumu koruruz. O işin metafizik boyutunu da ıskalamıyor burada. Yani tabiri caizse ne kadar şey kullanılacaksa bu amansız hastalıkta diyelim, onların hepsi kullanılması, bunu anlattığı bir eser. Dediğim gibi yani vaktimiz sınırlı ve ben de belli bir yönlerini inceliyorum. Taşköprüzade Hanımefendi. Bir örnek olarak da bunu ifade etmek istedim. Son yıllarda sevindirici olan birçok şey var. Ülkemiz ilmi akademik anlamda çok önemli isimler yetiştirildi, yetiştirmeye de devam ediyor ve sevindirici olan bizim alanla ilgili taraf şu, yani Türk dünyası, Türk düşünce tarihi, Osmanlı, İslam düşünce ve bilim tarihinin büyüklerine karşı büyük bir ilgi var. Eserleri neşrediliyor, Arapça, Farsça, Türkçe, bunlar çevriliyor, aklında çalışmalar yapılıyor. Bütün bunlar bize ne söylüyor? Biz o tarihe gidelim demiyoruz tabii ama onlardan alacağımız çok şey var, ilham var. Günümüze söylettirilmesi gereken, güncellenmesi gereken şeyler var bu eserlerde. Bir kısmı bunun çok bir karşılığı belki olmayabilir ama bir kısmı da bize bugün için önemli şeyler söylüyor. Dolayısıyla hem tarihimize sahip çıkmak, hem bu isimlerimizi, değerlerimizi tanıtmak, hem de günümüz içinde bize söyledikleri şeyleri mutlaka alıp sonraki kuşaklara aktarmak gerekiyor. Bu anlamda da Taşköprüzade önemli bir isim. Bu programın içerisinde bu isimleri seçen kurul da bu durumları dikkate almış ve benim açımdan sevindirici bir taraf. Böyle güzel bir program silsilesinin içerisinde Taşköprüzade'ye yer verilmiş olması da güzel bir durum şahsım adına ve benim gibi düşünen meslektaşlarımız adına. Bu vesileyle ben tekrar böyle bir programda olmanın bahtiyarlığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Buraya davetinizden dolayı değerli rektörümüz
Profesör Doktor Musa Yıldız hocamıza. Aynı zamanda bu süreçte irtibat halinde olduğumuz Aydın Bey, Ayşe Hanımlara ve diğer emeği geçen ve bu yayını aktaracak olan, emeği geçecek olan meslektaşlara ve memur arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri dinleyenlere de teşekkürlerimi arz ediyorum ve tekrar hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler diliyorum. Kıymetli hocam, bizi çok değerli bilgilerle aydınlattınız. Peki son olarak sormak istediğiniz neler olabilir? Bir mesajınız var mı? Daha doğrusu Taşköprü Zade'nin günümüze vermek istediği mesaj alabilir miyiz başka? Yani son cümle olarak ne söylemek istersiniz? Evet, son cümlelerim böyle güzel bir program oldu. İnşallah bunlar devamı da getirilir. Şimdi ama yani Ayça'nın oradan böyle bir soru sorunca şöyle bir yanıtta bulmak isterim. Aslında yani son söylemek istediğim şeyleri söyledim de. Şimdi bu COVID zamanında biz bu programlara çok aşina olduk değil mi? Gittikçe artan bir ilgi var. Ve bunların hepsinin bir karşılığı var. Yani tekabül ettiği bir anlam var. Yani burada şu an izleyenler bir fayda mülahaza ediyor ve görüyor. Daha sonra izleyecek olanlar. Bunlar çok güzel elbette ve başka kurumlarımızın yaptığı buna benzer böyle uzaktan eğitim faaliyetleri. Bunlar asla bir şey demiyorum tabii ki bunlar devam etsin ama bununla beraber bizim yapacağımız başka bir şey işte bu ve benzer isimlerin eserlerinin neşredilmesi. Mesela burada bu program vesilesiyle değerli Musa hocamıza böyle bir teklifte de bulunabiliriz belki. Yani buradaki şeyleri, burada hakkında sunum yapılan isimlerden biri veya birkaçının hakkında böyle sempozyum demiyorum. Sempozyumlar da güzel oluyor ama yani eserlerin neşredilmesi, haklarında tez yazdırılması daha kalıcı oluyor. Bunları da, bunların da faydası olmakla beraber o faaliyetleri de eklenmesi gibi böyle naçizane bir teklifim olabilir. Sayın Müstakim hocamıza, hocam katılımınızdan, bu güzel sunumunuzdan, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz. Eyvallah, ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. İyi günler diliyorum hocam. Değerli akademik ve idari personelimize de katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sayın Musa Yıldız hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.